Hepinize merhaba, ben Berker. Bu videomuzda sizlerle Raspbian işletim sistemi kurulumu yapacağız. Bu işlemi yaparken harici bir klavye, mouse ve monitör kullanmayacağız. Bu şekilde kurulum yapabilmek önemli çünkü artık günümüzde çoğumuz masaüstü bilgisayar yerine laptop veya tablet kullanıyor. Böyle olunca da evimizde klavye, mouse ve monitör bulunamayabiliyor. Şimdi gelin gerek duyacağımız malzemelere bakalım. Öncelikle Raspbian işletim sistemi kurulumu yapacağımız Raspberry Pi cihazımız. Ben Pi 3 Model B Plus versiyonunu kullanıyorum. İkinci olarak bir micro SD kart ve adaptörü. En az 16 GB kullanmanızı öneririm. Bendeki 32'lik. Son olarak da Raspberry'yi güce bağlamak için micro USB kablo ve adaptör. Eğer wireless bağlantı özelliği olmayan bir Raspberry cihazı kullanacaksanız bir de Ethernet kablosuna ihtiyacınız olacak. Gerekli malzemelerimiz bunlar. Şimdi de kuruluma geçelim. Öncelikle gerekli programları indirmemiz gerekiyor. Programları indireceğimiz adres linklerini açıklamalarda bulabilirsiniz. İlk program için Google'ı açıp SD kart formatör yazıyorum. Sayfanın ortalarına inip kendimize uygun olan seçeneği seçiyoruz. Ben Mac kullandığım için Mac seçeneğini seçiyorum. Açılan sayfanın en altında şartları kabul ediyoruz ve bu şekilde indirme işlemi başlıyor. Yeni bir sayfa açıp Etcher yazıyorum. Burada da kendimize uygun olan seçeneği seçiyoruz. Mac versiyonunu indiriyorum. Ve son olarak Raspbian işletim sistemini kurmak için Raspbian'ın sitesine gidiyorum. Sayfanın üst kısmında Download bölümüne giriyorum. Raspbian seçeneğini seçiyorum. Raspbian Buster Recommended yani önerilen imaj dosyasını indiriyorum. Dediğim gibi bu sitelerin linklerini videonun altında açıklamalar bölümünde paylaşacağım. Hepsine oradan ulaşabilirsiniz. Tüm programları indirdikten sonra SD kartımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayar SD kartı gördükten sonra da SD kart formatör uygulamasını açıyoruz. Burada isterseniz yeni bir isim verebilirsiniz. Üst kısımdan da SD kartın seçili olduğundan emin olun. Ve format tuşuna basıyoruz. Formatlama işlemi bittikten sonra Etcher uygulamasını açacağız. Etcher uygulamasını açtıktan sonra Select İmaj bölümünden İndirdiğimiz Raspbian işletim sisteminin imaj dosyasını seçiyoruz. Orta bölümden SD kartımızı seçiyoruz ve flash tuşuna basıyoruz. SD kartımızda imaj dosyası yazıldı. Bu işlemden sonra SD kartın bağlantısı bilgisayardan kesiliyor. SD kartımızı bilgisayardan çıkartıp tekrar takıyoruz. Şimdi Raspbian'ın uzaktan bağlantı ayarlarını yapacağız. Bilgisayar SD kartımızı gördükten sonra SD kartımızı açıyoruz. Bakın burada sistemin kurulu olduğu dosyalar gözükmekte. Biz de buraya bir dosya oluşturacağız. Bir metin belgesi açıyoruz. Bu işlemi hem Model A gibi Ethernet girişi olmayan Raspberry kullanıcıları hem de Model 2 gibi Wi-Fi modülü bulunmayan Raspberry kullanıcıları yapabilir. Oluşturduğumuz metin belgesinin içine herhangi bir içerik yazmıyoruz. Boş bırakıyoruz. Sadece burada isimlendirmesi önemli olan ismini SSH olarak ayarlıyoruz ve bu şekilde kaydediyoruz SD kartımızın içine. Şimdi de Wi-Fi bağlantı ayarlarını yapacağız. Bu ayarı da Raspberry'sinde Wi-Fi özelliği olan kullanıcılar yapabilir. Özellikle Model A'da Ethernet girişi olmadığı için bu adımı yapmak olmazsa olmaz. Raspberry'nin internet sitesine giriyorum ve sayfanın en altında Documentation bölümüne giriyorum. Burada Configuration bölümüne giriyorum. Daha sonrasında açılan sayfada Connect to a Wireless Network'e giriyorum. Burada da en altta Headless Setup bölümüne giriyorum. Burada gerekli olan ayarları kopyalayıp metin belgesinin içine yapıştıracağız. Bu bölümü kopyalıyoruz. Yine bir metin belgesi açıyoruz ve içine bunu yapıştırıyoruz. Burada Country bölümünü silebilirsiniz. SSID bölümüne de bağlamak istediğiniz modemin adını yazıyorsunuz. Daha sonrasında PSK bölümünden de modeminizin şifresini yazmanız gerekiyor. Bu şekilde kaydedeceğiz. Yalnız burada kaydederken de dosya ismini yine Raspberry'nin sitesinden alıp aynı şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Bunu da bu şekilde SD kartımızın içine kaydediyoruz. Ve gördüğünüz gibi oluşturduğumuz iki dosya da burada gözükmekte. Bunların uzantılarını silmemiz gerekiyor. .txt bölümlerini silmemiz gerekiyor. Eğer Windows kullanıyorsanız dosya uzantısı bölümünü aktif edip uzantıları silebilirsiniz. Daha sonrasında pencereyi kapatarak SD kartımı çıkartıyorum bilgisayarımdan. Bu işlemleri bitirdik. Şimdi de Raspberry'nin kurulumuna geçelim. SD kartımı Raspberry'ye takıyorum. Sizin kullandığınız Raspberry'de Wi-Fi modülü yoksa ve Ethernet'le bağlanacaksanız
Ethernet'le modeminize bağlantı yapmanız gerekiyor. Adaptörü elektriğe bağladıktan kısa bir süre sonra Raspberry'nizin Ethernet üzerinden veya wireless üzerinden internete bağlanmış olması lazım. Bağlandığı IP adresini görmek için modemimin arayüzüne gidiyorum. Sizin modeminizin arayüzü farklı olabilir. Burada ağınıza bağlı cihazları bulup onların bağlı olduğu IP adreslerini görebilirsiniz. Ben size göstermek açısından hem Ethernet'le hem wireless olarak bağlandığım için iki farklı IP numarası verdi. 192.168.1.25 Ethernet'le bağlandığım IP adresi, 192.168.1.11'de wireless'la bağlandığım IP adresi. Şimdi IP adresimi de bildiğime göre Raspberry'ye uzaktan bağlantı yapabilirim. Bunun için terminali açıyorum. SSH bir boşluk pi et IP adresini yazıyoruz. Ben wireless'a bağlandığım IP adresini yazıyorum. 192.168.1.11 ve Enter'a basıyorum. Burada bağlanmak istediğine emin misin diye soruyor. Yes yazarak Enter'a basıyoruz ve şifre girmemizi istiyor. Standart şifre Raspberry yazarak Enter'a basıyoruz. Daha sonrasında ayarları yapmak için sudo raspi-config yazıyoruz ve tekrar Enter'a basıyoruz. Bu işlemden sonra burada sistem ayarlarını yapabileceğimiz sayfa çıkıyor karşımıza. Şimdi bu bağlantı işlemini bir de Windows ile yapmayı göstereceğim size. Öncelikle PuTTY uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Google'a PuTTY yazarak aratıyorum ve çıkan ilk sonuca tıklıyorum. Burada Download bölümünden bilgisayarıma en uygun olan seçeneği seçerek indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra PuTTY programını açıyorum. Burada IP adres yazan bölüme bağlanmak istediğimiz IP adresini yazıyoruz. 192.168.1.11 yazıyorum. SSH'ın seçili olduğundan emin olup Open diyorum. Açılan terminal ekranında Login As bölümüne pi yazıyorum. Şifre olarak da Raspberry yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Yine burada sudo raspi-config yazarak Enter'a bastığımda sistem ayarlarının yapılacağı sayfa çıkıyor karşıma. Ve tekrar diğer bilgisayarıma geçerek işleme devam ediyorum. Buradan sonrası Mac için de Windows için de aynı. 5. satırdaki Interfacing Options seçeneğini seçiyoruz. Buradan VNC'yi seçiyoruz. Ve VNC'nin aktifleştirilmesini ister misin diye soruyor. Alt taraftan Yes diyerek ve OK diyerek kaydediyoruz. Burada Finish diyerek çıkabiliriz. VNC bir uzak masaüstü bağlantı programı. Son Raspbian sürümlerinde sistemin içinde yüklü olarak geliyor. Bizim sadece yapmış olduğumuz gibi aktif hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi de VNC'yi kendi bilgisayarımıza yükleyelim. Bunun için Google'ı açıyorum. VNC Viewer yazıyorum ve ilk çıkan sayfaya gidiyorum. Bu sayfaların linklerini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu sayfa açıldığında burada çeşitli işletim sistemleri için seçenekler mevcut. Kendimize uygun olanı seçip indiriyoruz. İndirme işlemi bittikten sonra VNC uygulamasını açıp Raspberry'nin ekranına uzaktan bağlanabiliriz. Buraya IP adresimizi yazıyoruz. 192.168.1.11'i yazıyorum ben wireless'la bağlı olduğum IP adresini. Ethernet ile bağlı olduğum IP adresini de yazabilirim, fark etmez. Kullanıcı adına pi yazıyorum. Şifreye de Raspberry yazıyorum. Daha önce de söylediğim gibi default olarak standart şifre Raspberry olarak geliyor. Ve bakın burada VNC ile Raspberry'nin ekranına bağlandık. Wireless'ımız bağlı, otomatik olarak bağlandı. Şimdi kapatalım. Ve bir de Ethernet ile yani 192.168.1.25 olan IP adresiyle girmeyi deneyelim. Kullanıcı adına pi, şifreye de Raspberry yazıyorum ve OK tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde buradan da bağlandık. Şimdi artık Raspberry'nin ayarlarını yapabiliriz. Bu ilk sayfada Next diyoruz. Buradan da ülkemizi seçiyoruz. Ve yine Next diyoruz. Daha sonrasında burada şifremizi değiştirmemizi istiyor. Şifremiz biliyorsunuz Raspberry'ydi. Bunu güvenlik amaçlı değiştirmemiz gerekiyor. Bu bölümde de eğer ekranımızın etrafında siyah bir çerçeve varsa onu kaldırmak için kutucuğu işaretliyoruz. Wi-Fi bölümünü geçiyorum, zaten ayarlamıştık. Ve burada yazılım güncellemesi var. Bunu da şimdilik geçiyorum. Daha sonra ayarlarım. Ve Raspberry'i yeniden başlatmak için Restart tuşuna basıyorum. Bu aşamada VNC ile bağlantı kopuyor. Tekrar bağlanmam gerekiyor çünkü şifremi değiştirdim. Wireless'la bağlı olduğum IP adresinden gireyim. Fakat giremiyorum. Muhtemelen kapanıp açılınca IP adresim değişmiş olmalı. Ethernet'le bağlı olan IP adresimden gireyim. Buraya yeni belirlemiş olduğum şifremi yazıyorum. Ve Raspberry açılıyor tekrar. Buradan ekran çözünürlüğünü ayarlayalım. Tercihlerden konfigürasyona giriyorum. Display seçeneğinden Set Resolution'dan. Buradan istediğiniz bir çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. OK diyoruz ve daha sonrasında tekrar
ayarları yerine getirmek için restart yapmak istiyor. Sistem yeniden açıldığında çözünürlüğümüzün de değiştiğini görüyoruz. Wireless IP adresimizin değişmiş olduğunu söylemiştim. Şimdi bir kontrol edelim. Ve evet, burada değişmiş olarak gözüküyor. Bunu terminale girip görebiliriz. Ifconfig yazıyoruz. Enter'a basıyoruz ve alt kısımda Wireless bölümünde IP adresimizin 192.168.0.104 olarak değiştiğini görüyoruz. Şimdi her seferinde böyle değişmemesi için IP adresimizi sabitleyelim. Bunun için ekrandaki komutu yazıyoruz. Bunu aşağıda açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırırsınız. Bu komutu yazıp Enter'a bastıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. Buradaki Example Static IP Configuration bölümünü ekranda gözüktüğü gibi kopyalıyoruz ve en üste çıkarak yapıştırıyoruz. Daha sonrasında satırların başındaki kare sembollerini siliyoruz. Ve wireless IP'mi sabitlemek istediğim için buraya WLAN yazıyorum. Bir alt satırda sabitlemek istediğim IP adresimi yazıyorum. Bir alt satırda modem IP adresimi yazıyorum. Ve en altta da yine modem IP adresimi yazarak Ctrl X yapıyorum. Kaydetmek ister misin diyor soruyor. E'ye basıyorum ve Enter yapıyorum. IP adresimizi de sabitledik. Şimdi değişikliklerin kaydedilmesi için sistemi yeniden başlatıyorum. Yani sistem yeniden açıldı. Tekrar kontrol edelim IP adresimizi. Ve bakın gördüğünüz gibi 192.168.1.11 olarak gözükmekte. Yani sabitlenmiş. Tekrar buradan ifconfig yazarak kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ayarladığımız şekilde sabitlenmiş IP adresimiz. Siz de bu şekilde istediğiniz IP adresine sabitleme yapabilirsiniz. Şimdi VNC uygulamasından çıkış yapıyorum ve biraz önce giremediğim IP adresine giriş yapmayı deneyeceğim. Şifremi yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi sistem açıldı. Bu videonun hızlı ve kolay kurulum yapabilmeniz için size yardımcı olacağını umuyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.